Arkadaşlar sorumuzda dijital bir saatten bahsediyor ve bu dijital saatle alakalı saniye kısmı bozulmuş ve normalde 60 saniyede bir, bir dakika atması gerekirken 20 saniyede bir dakika ilerletiyormuş. Ee, buna göre demiş saat 4.05 saniyede onu geçerken 10 saniyeyken bu saate bakan biri 1 bir saat 15 dakika 45 saniye sonra tekrar saate bakarsa saati kaç olarak görür diye sormuş. Arkadaşlar 1 saat 15 dakika 45 saniye. Biz ne yapmışız burada? Bize burada saniye olarak verilmiş zaten bu kısım. O yüzden ben 20 saniye yani 20 saniyede kaç dakika ilerler diye bakmam lazım. O yüzden bunların hepsini saniye çeviriyorum. 1 saat 60 çarpı 60'dan 3600 saniye. 15 dakikamız 15 çarpı 60'tan 900 saniye. Hocam burası zaten 45 saniye. Yani toplam 3609 daha 4545 saniye sonrasından bahsediyoruz. Hocam ben 4545'i yani bu saniyeyi Neye bölelim? 20'ye bölelim hocam. Niye 20'ye böldü? Çünkü 20 saniyede bir dakika atlıyor. Yani kaç dakika sonrasına geçeceğimize bakıyorum. E hocam 20'ye bölersek 227 diye bulacağız. Kalanımızda kalanımızda 5 saniye olacak. Hocam 20 saniyeyi pardon 4545 saniyeyi 20'ye bölünce 20 ne yapıyor? Saniye bir dakika yapıyordu. O yüzden 227 dakika 5 saniye sonra anlamına geliyor. E hocam 227'yi de ben 227'yi de ben 60'a bölseydim. E biz 60 niye? Bunu da saate çevireceğim. Çünkü tamamı dakika olmasına gerek yok. 60'a bölseydik ne olacaktı hocam? 3, 6, 18. Yani 3 saat e kalan değerimiz kaç? Buradan kalan 47. 47 dakika. Yani hocam 3 saat 47 dakika 5 saniye sonra anlamına geliyor. Yani bizim saatimiz kaçtı en son saate baktığımızda? 04 05 10'du. Kardeşim 3 saat artı 3 47 dakika artı 47 5 saniye artı 5'i eklersek eğer hocam saatimiz 07 52 saniyemizde 15'i göstermesi lazım. Yani cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar.